Ayran veriyorlar. Abim öldü ha. Edirne'ye gidiyor şimdi, Edirne. İnsan bu boz toprakları niye sever? Sadece memleketi olduğu için mi? Değil. İnsan memleketini sever. Çünkü kendi olabildiği tek yerdir burası. Sırt sırta verebildiği, omuz omuza durabildiği tek yerdir. Ne olursa olsun, ne yaşarsa yaşasın, yalnız olmadığını bildiği yerdir. Acıyı da beraber göğüsleriz burada, mutluluğu da. Tatsızlıklar olmaz mı? Zaman zaman küskünlükler olmaz mı? Olur elbette. Ama günü gelince tutup kaldırmayı da biliriz biz. İnsan yüzüğünün içine yazılmış gibi bağlıdır toprağına. Kahrına da hoş der, sevdasına da. Bu yüzden yüzümüzde hep buruktur tebessümler. Bir yanımız umutlarla dolu, bir yanımızda korkular. Yine de güzel bakarız hayata. Her şeye rağmen güzellikler umarız. Deseler ki bana, bir memleketi en güzel ne anlatır diye, sevdası derim. Sevdası kar suyu gibi safsa,
gül yaprağı gibi narinse toprağda yağmur kokar oranın. Ben bu topraklarda doğmuşum, suyuyla yıkanmışım, havasını solumuşum. Nefesim tükenirse bir gün yine suyuyla yıkanıp bu topraklara karışmak isterim ve selam. Merhaba arkadaşlar, işte otel Şimşek'teydim. 4 saat falan uyudum. Uykumu aldım. Yemeğimi yedim. Canan Hanım'ın dediğine göre yarım günlükte otelde kalma imkanı varmış. Hani gelin, uykunuzu alın, yatın, duşunuzu alın soğuk suyla. Yolunuza devam edersiniz. Benim bu sene izin fazla olduğu için iyi, rahat. Geze gidiyorum. Navi'ye verdim. Navi rahatlıkla buldu. Sizlere de tavsiye ederim. Hep gurbetçi zaten. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Battım, bana internet aldın mı almadın mı abi? Abi onu unuttuydum ben ya. Seni arayınca şimdi hatırladım. Oldu, sağ ol abi. Ben o zaman benzinciden alırım, sağ ol. Yani istersen gidip şu anda alabilirim. Ben böyle yarım saat sonra şeyden, Opet'teyim. Oraya bir sorayın, orada yoksa sana rahatsız ederim o zaman. Tamam. Oldu, sağ ol abi. Hadi görüşürüz. Hadi abi, görüşürüz, sağ olasın. Sen de sağ ol abi. Arkadaşlar, Hersen'e izine giderken buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyordum yani bütün videolarımda. Uçak pisti gibi yolumuz var, yollarımız var. Güzel yollar yapıyorsun diye söylüyordum yani.
biliyorsunuzdur. Mesela şey de aynı. 3. Boğaz Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü de aynı. 4 şeritli yol, uçak pisti gibi, 120. Tolerans 132. Hani yapmayın madem öyle yol dedim. Yazık yani, bu asfalta yazık, her şeye yazık dedim. Bulgaristan 2 şeritli yola 140 veriyor. Biz 132 ile gidiyoruz yani. O da 120, tolerans tanıyor 132. İşte Türkiye'de son mecliste sunuldu. Suratı 20 kampağı daha yükseltecekler. Ama daha tam karar verilmemiş. Ama öyle bir konuşma var, teklif edildi. Yani şurası 140'lı olursa var ya, süper, mükemmel olur ya. Hani hakkı buranın 140 yani. Bulgaristan'ın iki şeritli virajlı yollarda 140 veriyor. Biz burada 132 ile çırpınıyoruz yani. Buradan önerge veren kim ise milletvekilimiz, ona da teşekkür ederim yani. Kobra Afname Stop. Bu sene Slion'daki çekimler için kamera aldım. GoPro. Çekimi mükemmel. Sallantıyı yok ediyor. Belirli bir şeye, dereceye kadar. Çekimi hani mükemmel yani. Ona şimdi, ama GoPro'nun tek hatası benim görüşüm ısınıyor. Klimanın şeyi de, havaya da birazcık fazla verdim önce, ama oradan biraz soğutma yapıyor. Veya çıkarıyorum, birazcık soğuyor işte. Öyle idare edeyim. Tek hatası çok ısınıyor. İkincisi arabayı değiştirdim. Audi A6 aldım. 2017 model, 70.000 kilometrede. 195 al. Çok tereddütte kaldım. 3.000'lik motor mu alayım, 2.000'lik motor mu diye. Test sürüşleri yaptım bir iki yerde. Hani ikna oldum, dedim 2.000'lik bana yeter. Çekişi, kaçışı mükemmel, yakıtı mükemmel, hani iç donanım falan hani çok hoşuma gitti. Bunda hoşuma gitmeyen, şöyle diyeyim yani, tek hoşuma gitmeyen nokta 4 silindir olması. Hani suratı mükemmel, fırlıyor canım, it gibi kaçıyor yani. Hatta arkada abim X6 ile gelemiyor peşimden diyebilirim yani neredeyse. Hani motor sesi, ben 6 silindire alıştıydım, 10 senedir 6 silindire araba sürüyordum. 2500 motor vardı BMW'de. Bunda bir nasıl anladım, sanki bir güven yokmuş gibi, bu araba zayıf gibi, öyle bir his var içimde yani. Ama it gibi kaçıyor hani, ona lafım yok. Yakıtı falan süper, hani biraz elektronik çok fazla, aşırı çok aşırı elektronik var. Benim biraz hafızada biraz almıyor yani, yavaş yavaş da geçip yavaş yavaş hepsini kavramaya başladım hani. Dağılan arabayı bir hafta oldu zaten de. İyi ama Allah'a şükür. Navisi Türkiye'yi iyi iş yapmıyor. Hiç ara sokaklarında hiçbir yeri bulmuyor. Ana yolları götürüyor da. İşte Türkiye'de Audi'de bir update yaptırayım bakan şeyini bir. Navi'yi. Ama Navi'nin şeyi çok süper. Kilometrenin orada da gösteriyor. Hani ben TomTom kullanıyordum. TomTom'dan daha güzel yani. Hele şu kilometreleri orada gösteren şey var ya. Ok. O çok mükemmel yani, dönüşlerde falan bir önce anlatıyor, bir dibine yaklaşınca anlatıyor. TomTom'dan daha güzel yani Audi'nin navisi, hoşuma gitti. İşte zayıf noktası, GoPro'da mesela konuşuyorsun, açıl, kapan, işte çek, dur falan söylüyorsun. Her şeyi çabuk, iyi, güzel anlıyor. Audi'nin navisi zayıf. Konuşuyorsun, sesleniyorsun, anlamadım, bilmiyorum yani, şey yapamıyor. Tam iyi kavrayamıyor yani. Navi'nin bir de şu eksiği var. Konuşma sesi bayan, sanki Macar bayanların konuşması gibi yani, çok bir şey olmuş yani. Kobra Afname Stop. Akar gözyaşlarım dinmez. Bir kere kendin bul. Merhaba arkadaşlar, sizlere Edirne İstanbul arasındaki metro
dinleme tesislerine sesleniyorum. Buraya uğramanızı tavsiye ederim. Ben 14 yıldır buraya her zaman uğrarım. Yakıtı temiz. 14 yıldır ben kendim de buradan akaryakıt alıyorum devamlı. Yemekleri güzel. Hani o kadar ortalıkta anlatıldığı gibi çok aşırı fiyat yüksek değil yani. Buradan HGS'nizi alabilirsiniz. Telefon şeylerimizi alabilirsiniz. Türk Telekom var. Buradan alabilirsiniz. Hatta ben de Türkcell kartımı ben de buradan dolduracağım. HGS'mi alacağım. Akaryakıtımı doldurup yoluma devam edeceğim. Sizlere de tavsiye ederim. Ben de gurbetçim, biliyorsunuz yani ortalıkta çok dönen dolaplar var. Ama ben 14 yıldır buraya uğruyorum. Daha hiçbir şeyini görmedim. Sizlerin de gelmesini tavsiye ederim. Çocukların hoplama yerleri, zıplama yerleri var. Kolay gelsin. Biraz sonra geleceğim, ben de alacağım. Bana unutturma da, telefonumu doldurayın ya. Patron. Kolay gelsin. Tamam abi, hoş geldin. Sağ olun. Buyurun, çay, kahve, tost, gözleme, kepçe, hamburger. Buyurun efendim, buyurun. Kaç tane arkadaşlar? Köfte yok ama iç içinde. Abi köfte siparişte mi gelecek? Siparişte mi oluyor? Aynen. Sen bana yap o zaman bir tane. Bir tane atayım abi. Çoğu arkadaş Macar'da, Bulgar'a girişte, gümrüklerde, Kapıkule'de falan olsun saatlerce bekliyoruz.
bir daha kesinlikle arabayla izne gelmem, bu son artık diyoruz. Yani ben de aynı yani diyoruz. Ama Türkiye'ye girdikten sonra, Kapıkule'den girdikten sonra şöyle bir dinleme testinde elin yüzünü yıkayıp yiyip içtikten sonra, şöyle kendine geldikten sonra, hele bir de şu yola düştün mü, lan iyi bak hay gelmişsin diyorsun. Ben öyleyim yani. Hani şimdi şu anda içim içime sığmıyor, kıpır kıpır yani. Yani Allah'ım her gece hayırlı yolculuklar versin. Ha şunu da söyleyeyim, otomatik araba almanızı tavsiye ederim. Gümrüklerde çok rahat oluyor gerçekten yani. Mükemmel bir şey yani. Dobra afname stop. Ya dün gibi hatırlıyorum, şurada ter akan akan geliyordu. Ben 2 gündür yollardayım.
Oğlum halana acil para göndermeliyiz. Düğüne lazımmış. Sabah erkenden bankaya gidip 200 euroyu yatırıyorsun. Aba baba. Yani neyse aba. Başka işin mi yok senin? Aba baba. Bankaya gitmek zorunda değiliz ki. TransferGo ile evden çıkmadan internet veya app üzerinden parayı halamın hesabına hemen şimdi gönderelim. Hem de ücretsiz. TransferGo ile Türkiye'ye tamamen ücretsiz ve komisyonsuz para gönderin. Para göndermenin en güvenli ve hesaplı yolu TransferGo. Detaylı bilgi için transfergo.com